Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi trafikte saldırıya uğramışlar. Teknik direktör ve eski futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu trafikte ilerlerken yolun sıkışması sonrasında bir takım kişiler tarafından, başka araçtaki bir takım kişiler tarafından darp edilmişler. O anlarda kameralara yansımış. İzleyelim bakalım. Görüntülerde gördüğünüz gibi yol verme tartışması sırasında Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu'nun darp edildiğini, hatta Oktay Derelioğlu'nun omzunun çıktığı, yere düşmesi sonucunda şu anda görüyoruz yere düştüğünü, omzunun çıktığı ve hastanede tedavi altına alındığı bilgisi var elimizde. Yine bir trafik terörü. Bu arada Oktay Bey'in de bir röportajı vardı sanıyorum. Onu verelim, ardından konuşalım. Vallahi saldırıya uğradık durup dururken trafikte. Yani artık adını siz koyun, yani o kadar kötü bir an yaşadık ki. Yol verme olayı. Benim de yol hakkım, vermedim. Okey, vermeyince ben birazcık daha, yani istedim, vermeyince sola attım kendimi. Problem değil, geç dedim. Geçmedi, üzerime sürdü. Sonra kırdı. Sonra ben ne oluyor derken bir baktım arka taraftan, şoför koltuğun yan tarafından kişi inmiş. Benim kapımı açıyor. Diğer tarafı da, diğer tarafta arkadan kişi, şoför de geliyor. İki kişi tarafından saldırıya uğradık. Sonra eşim indi. Bir taraftan eşimi mi düşüneyim, kendimiz mi savunalım derken işte harbede yaşandı. Saldırıya uğradık. Düştük, omuzumuzu çıkık var, kırık var mevcut. Başımızı da vurabilirdik. Beyin kanamasından da ölebilirdik. Benim tek ricam, tek isteğim bu adamların ceza almaları. Evet, tam anlamıyla bir trafik terörü yaşamışlar. Geçmiş olsun dileyelim. Vallahi bu olay çok sık rastlanan bir şey. Çok sık bir tanınan bir milli futbolcuya yapılması da zaten başından itibaren yanlış. Tanımıyor, bilmiyor olmak diye de bir şeyleri yok. Oktay'ı herkes tanır. Geçmiş olsun burada öncelikle. Özellikle eşinin yanında bir erkeğe saldırmak eşinin gururunu kırar. Çocukları varsa, eşi varsa. Anlatabildim mi? Evet. Yani peki bu durumda, yani bu 3-4 tane kişi saldırıyor. Tek kişi de değil. Evet. Tek kişi de değil. 3-4 kişi saldırıyor. İşte yol hakkı benim falan bilmem ne. Yani kimseye yol hakkı falan diye bir şey yok. Yani günlük bizim ülke trafiğinde yol hakkı diye bir şey yok. En iyisi çarpmamak için yol hakkı da senin olsa bir başkasına buyur edeceksin. Başka hiçbir yolumuz yok. Ya da böyle bir tartışma söz konusuysa arabanın kapılarını kilitle Oktay'cığım yani. Evet, bu arada bu trafikte gerçekten benim çok dikkat ettiğim bir şeydir. Mutlaka kapılarımı kilitlerim. Çünkü neyin nereden geleceği hiçbir zaman belli olmuyor. Yani hırsızlık da böyle oluyor. Mesela otoyolların gişeleri vardı eskiden, para doğru, veriyorduk ya. Dururdunuz orada. Orada durduğun zaman benim bir de asistan arkadaşım bütün çantasını alıp götürdüler hep para öderken. Yani geçmişte. Bunun gibi olaylar benim de başıma kaç sefer geldi hayatta. Ama yani kavga kötü bitiyor. Sonuç kavga kötü bitiyor. Yani toplumda bir takım insanlar var. Bu insanlar ömür boyu da olacak. Bunları da azaltmanız mümkün değil. Azaltmanız mümkün olsa da yani ben tahminlerimi söyleyeyim. Bu bir eğitim meselesi aslında. Bu bir hep eğitim. Hep konuştuğumuz bir şey hocam bu. Bu bir eğitim. Şimdi şöyle yaparsak, bu tür olaylara karışan insanların çok ciddi biçimde bir değerlendirmesini yaparsak eğitimlerinin eksik olduğunu görürsünüz. Büyük bir ihtimalle. Anlatabildim mi? Yani ciddi eğitim görmüş. Hani öğretim demiyorum ha. Öğretim demiyorum. Öğretim ne eğitim ayırıyorum ben. Öğretim, buyurun öğretin. Herkes istediğini öğrensin. Doğru. Ama yaşamayı öğretmek var.
Yaşam çünkü burada ne öğretim var. Görmüş insanların neler yaptığını verdik yani. Bunlar sayıca çok azdır evet. ama. Evet. Bunlar sayıca eğitim çok azdır. Eğitim dediğiniz şey çok başka bir şey. İstatistik anlamda eğitim noktasında ciddi bir sorun. Eğitimsizlikte kişilik bozukluğu birleştiği zaman yandın. Yani her türlü suçla karşı karşıyasın. Bu peki kişilik bozukluğu sırasında eğitim eksikliği gözükür mü? Çoğunda gözüküyor. Çünkü eğitimlerini tamamlayamazlar. Hı hı. Lisenin belli bir noktasından sonra okulu terk ederler. Ve bundan dolayı da çok ciddi biçimde büyükçe bir kısmından kaynaklanan, hepsini söylemem mümkün değil ama büyükçe bir kısmından kaynaklanan miktarda bu da hayata böyle yansıyor işte. Trafikte de yansıyor. Şimdi mesela sabah bir haber duydum. Otomobil satışları azalmış belli bir yerde. Artan satışlar motosiklet satışları. Motosiklet satışları çok uzayınca motosiklet kazaları çok gözülmeye başlandı. Evet. Yani sağınızdan, solunuzdan, sağınızdan son yani 4 tane, 8 tane gözünüz yok ki her tarafa bakasınız. Normal trafikte yavaş giden sağdan gider, birazcık ortalama sürete giden insan soldan gider. Sağdan geçiş yapmak yasaktır. Öyle değil mi? Ve hocam öyle ve mesela en sağdan gidiyorsunuz diyelim ki yavaş gitmek istiyorsunuz en sağdan gidiyorsunuz. Adam arkanızdan geliyor selektör yapıyor. Yahu ben yavaş gitmek istediğim için en sağdayım. Ha, keşke selektör yapsa yahu. Ben geçen gün hayatımda duyduğum en büyük küfürleri gördüm. Tanrı hayatımda duyduğum en büyük küfürleri yüzüme karşı yapan da motosikletli bir tip. Ya. Ben bunu her Allah'ın günü yaşanıyor. 50 tane ana anlatırım günlük hayatta. Allah'tan ki ben o gibi olaylarda kriz yönetmesini bilen birisiyim. Hani mükemmel bir insan değilim ama mükemmel birisiyim. Dolayısıyla ben karşıdan baktığımda tamam kardeşim ben sen haklısın diyorum. Mesela şöyle oldu. Benim eşim ilk çocuğumuz hamileyken 9 aylığına yakın doğumdayken kamyonun biri geldi arabama vurdu. Eşiniz de arabada mıydı? Eşim arabada. Çocuğu vardı ya karnında kadıncağızın. Böyle bir ciddi tehlike yaşadık yani. Evet, siz ne kadar dikkat ederseniz edin karşı taraf maalesef kurallara uymadığında. Yıllarca önce bugün ait bir olay değil bu. Geçmişten de var. Bugün artık iki sebeple haberlerimiz çok fazla oluyor. Maalesef. Bir, herkes biliyorsunuz cep telefonu yüzünden. Herkes muhabir. Herkes muhabir. Eğitimi görmesi gerekli de değil. Güvenlik kameraları muhabirlik görevini üstleniyorlar. Yani herkes de her şeyi biliyor. Maalesef öyle bir sorunumuz var. Herkesin her konuda bir fikri var. Fikir var ve fikrinde ısrarlı. Evet. Israrlı olmasa, ya ben bu konuda eğitim almadım, belki siz daha iyi biliyorsunuzdur diyen çok az sayıda insan var. Bu da hayat eğitimi işte.